Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz şerbetler konusunda çok zengin bir mutfağa sahibiz. Hoşaflar da çok güzel yapılır bizde, kompostolarda. Şimdi çok sevdiğim bir bitki var. Bu reyhan. Anadolu'da İreyhan da derler. Aslında Anadolu tam ana vatanı. Bunun şerbetini yapmak istiyorum. Biz dolmalara çok kullanırız. Reyhansız dolma ya da sulu köfte yapmayız ama bir de bunun bir şerbeti var. Bunun için 2 demet kadar taze reyhanı aldık. Bir güzel yıkadık, süzdürdük. Bunları alıyoruz. Şöyle büyükçe bir kabın içine koyuyoruz. Bunun üzerine 1 su bardağı kadar toz şekeri ilave ediyoruz. Bir reyhan şerbeti yapıyoruz. Sonra 2 ya da 3 adet şöyle bir mercimek büyüklüğünde de limon tuzu. 2 ya da 3 adet limon tuzunu da ilave ediyoruz. Sanki böyle bir reçel yapıyormuş havasındayız ama daha sonra kaynar su ilave edeceğiz. Bunun üzerine 1 yarım limonu istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Ama şöyle yarım halkalar halinde dilimliyorum. Yarım limonu. Bunu da içine atıyorum. Şerbetin hazırlığı çok kolay. Bunun üzerine de yaklaşık 10 bardak yani 2 litreye yakın da sıcak su ilave edeceğim. Tabii siz kokuları alamıyorsunuz ama reyhanın kokusu gelmeye başladı. Bunu yaklaşık yarım saat kadar bekleteceğiz. Gördüğünüz gibi pes pembe rengi suyuna geçmiş olacak. Bütün lezzeti ve rengi, kokusu ve aroması suyuna geçecek. Şeker eriyecek, limon tuzu eriyecek, limonlar da bir ekşilik katacak ve şerbetimiz yarım saat içinde hazır olacak. Aradan yarım saat geçti. Ağzını açıyoruz. Bakın, şeker eridi, limon tuzu eridi, limonlar lezzet verdi ve şahane bir renk oldu. İstediğimiz buydu. Şimdi bunu elbette ki süzmek lazım. Ama ben size hemen bir rengini göstermek istiyorum. İşte kokusu suyuna geçti. Hiç kaynatmıyoruz bunu. Sadece üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Kaynayan sıcak suyu ve bekletiyoruz. İçine bir tane de buz atabilirsiniz. Şahane bir şerbet oldu. Şimdi bunu artık süzelim. Çünkü yapraklarını atacağız. Şimdi iyice süzdük. Bütün yapraklar ve lezzetleri aldık. Evet, herkes tadına bayılacak. Böyle şık bir sürahiye koyabilirsiniz. Bardaklarımız burada. Ama bunu bir gece buzdolabında ya da 4-5 saat soğutmanız çok iyi olacaktır. İçine bol buz koyabilirsiniz. Ve reyhan şerbeti afiyetle içebilirsiniz. Buzlarımızı da ilave edelim. Nefis kokulu, bol aromalı ve çok doğal bir içecek olan reyhan şerbetimiz hazır. Afiyet olsun.